Dostlar, bu videoda sızıntıların ciddi bir şekilde artmasıyla birlikte diğer iPhone SE modelleri gibi yine Mart ayında tanıtılmasını beklediğimiz yeni nesil iPhone SE ne gibi özelliklerle geliyor ve fiyatı ne durumda olacak, bunun hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce eğer beni desteklemek isterseniz videomuzu beğenmeyi ve alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk olarak Apple neden yeni nesil bir iPhone SE çıkaracak, bundan kısaca bir bahsedeyim. Açıkçası burada Apple'ın iki temel amacı var. Bunlardan ilki elinde kalan eski kasaları bazı güncellemeler yaparak tekrardan yeni bir modelmiş gibi piyasaya sürmek. İkincisi ise alt orta segment Android kullanıcılarına uygun fiyatlı bir iPhone alternatifi oluşturup Android kullanıcılarını iOS ekosistemine çekebilmek diyebilirim. Bunun dışında da iPhone SE'yi yani Special Edition'ı özel seriyi çıktığı dönemin en iyi cihazı yapan özelliklerinden biri de çıktığı dönemdeki en güçlü işlemcilerin bu cihazlarda kullanılması. Birinci nesil iPhone SE'ye bakarsak çıktığı dönemin en güçlü cihazıydı diyebiliriz. Yani döneminin en güncel cihazı olan iPhone 6s'in işlemcisiyle iPhone 6s'in ana kamerası iPhone SE'nin 5s kasasında konumlandırılmış hali. İkinci nesil iPhone SE'ye baktığımız zaman da iPhone 8 kasasında o dönemin en iyi cihazı olan iPhone 11'in ana kamerası ve iPhone 11'in A13 Bionic işlemcisini iPhone 8 kasasındaki iPhone SE 2020'de görmüştük. Yani bu cihazlar kamera ve donanım kısmında günümüz teknolojisini taşıyan cihazlar, ancak iPhone SE'nin incelemesinde, uzun kullanım testinde ve iPhone SE 2021'de alınır mı videosunda da üstüne basa basa söylediğim gibi batarya performansı olarak tüm iPhone SE modelleri gerçekten kötü seviyede. Yeni nesil iPhone SE'de de bu durum değişecek mi değişmeyecek mi, bunu değerlendireceğiz. Şu an için iPhone SE 3. nesille ilgili iki büyük senaryo var. Bunlardan ilki iPhone 8 kasasında A15 Bionic işlemcisi ve iPhone 13'ün ana kamerasıyla birlikte gelmesi. Açıkçası gelişen teknolojiyi ve kullanım ihtiyaçlarımızı düşündüğümüzde 4.7 inçlik küçük bir ekran, bunun yanında devasa çerçeveler ve 1821 mAh'lik küçük bir batarya ile de A15 Bionic işlemcisi gibi çok yüksek performanslı bir işlemci ve 5G teknolojisinin pil tüketiminde düşündüğümde böyle bir kasayla iPhone SE'yi getirmek çok büyük bir hata olur. Yani dostlar, eğer böyle bir cihaz karşımıza çıkarsa pil performansı olarak iPhone SE 2020'yi değil iPhone 8 hatta iPhone 7'yi bile arayabiliriz. Eğer kasa boyutu büyütülmeden aynı şekilde devam ederse iPhone SE batarya konusunda sınıfta kalacak bir cihaz olacak ki Apple'ın da böyle bir şey isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Şimdi SE3 ile ilgili gerçekleşmesi çok daha muhtemel olan İkinci ihtimale bakarsak, benim ve bence dünyadaki tüm teknoloji editörlerinin de mantıklı karşılayabileceği iPhone XR 11 kasasında gelmesi. Burada iPhone 11 ile iPhone XR'ın kasası birebir aynı diyebiliriz. Kullandığım kameranın pili bittiği için bir gün sonra çekime devam ediyorum. Açı biraz değişmiş olabilir. En son ne demiştik? iPhone SE 3. nesil iPhone XR kasasında gelirse 4.7 inçlik küçük ekrandan 6.1 inçlik günümüz için çok daha uygun bir boyuta geçiş yapmış olacağız. Bunun yanında batarya noktasında da 1800 mAh'lerden 3000 mAh sınırına kadar çıkabileceğiz. Ekran gövde oranında iPhone XR kasasına geçeceğimiz için %60'lardan %79 civarına çıkacak. Açıkçası Apple bu senaryo ile iPhone SE 2022'yi getirirse hem tasarım açısından günümüze daha uygun bir cihaz olacak, hem de genel pakete baktığımız zaman daha dengeli bir cihaz karşımıza çıkacak diyebilirim. iPhone XR kasasında 5G destekli A15 Bionic işlemcisi gibi çok yüksek performanslı bir işlemciyi 3000 mAh'lik batarya rahatlıkla besleyecektir. Yani batarya noktasında iPhone SE 3. nesil modeli diğer iPhone SE modellerine göre çok daha sorunsuz bir cihaz olacak. Büyük ihtimalle bir günü de rahatlıkla çıkartabilecek bir performansı bize verecek diyebilirim. Şu ana kadar işlemci ve batarya tarafına yoğunlaştık ama burada kameradan da bahsetmek gerekiyor. Arka tarafta çok yüksek ihtimalle tek bir kamerayı göreceğiz. Fakat iPhone SE 2020 modeline göre yine geliştirmeler yapılmış bir lens karşımıza çıkacak. Yani videonun başlarında da anlattığım gibi iPhone SE modellerinde dönemin en güçlü işlemcisi ve dönemin en güçlü cihazının ana kamerası kullanılıyordu. Burada da iPhone 13'ün ana kamerasını iPhone SE 2022'de görebiliriz. Ama tabii ki iPhone 13 Pro'da kullanılan lens değil, baz iPhone 13 yani düz model iPhone 13'te kullanılan lensten bahsediyorum. Fakat burada bir ihtimal daha var. Ona da birazdan açıklık getireceğim. Önce iPhone 13 kamerası eğer SE 3'te kullanılırsa bize ne gibi avantajlar getirecek, bundan bahsedeyim. İlk olarak en büyük avantaj sensör shift OIS desteğinin olması. Yani burada sensör bazlı bir OIS desteğinden bahsediyoruz. Eğer bu kamera bizlere sunulursa çektiğimiz
çektiğimiz videolar çok daha stabil hale getirilerek titreşimler minimum seviyeye inecek. Bu sayede profesyonele yakın videolar çekebileceğiz. Bunun yanında iPhone 13'ün nimetlerinden olan sinematik mod özelliği gelir mi gelmez mi, bununla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Eğer bu özellik gelirse belki iPhone 13'ün önünü kesebilir. Bu yüzden S3'te sinematik mod özelliğini görmeyebiliriz. Zaten bu özellik aslında tam olarak kamerayla alakalı değil. Yani yazılımsal olarak bunu 3. parti uygulamalarla iPhone 11'de dahi çalıştırabiliyoruz. Ama tabii ki bu sinematik mod özelliği kamera uygulamasındaki kadar başarılı çalışmıyor. Eğer S3. nesilde sinematik mod özelliği gelirse çok iyi olur ama dediğim gibi iPhone 13'ün önünü kesebilecek bir potansiyele sahip olduğu için bu özelliği getirmeyebilirler. Ki bana sorarsanız da getireceklerini pek zannetmiyorum. Dostlar şunu da belirteyim, iPhone 13'ün ana kamerasıyla gelip gelmeyeceği de kesin değil. Çünkü burada iPhone 13'ün ana kamerasında önceki iPhone modellerine göre sensör boyutu çok daha büyümüş durumda. Yani iPhone XR kasasında gelecek olan bir S3'te bu kamera sensörünü kullanmak kasa yapısını bozabilir. Bu noktada da Apple yeni bir kasa üretmek istemeyeceğinden dolayı iPhone 13'ün ana kamerası yerine iPhone 12'nin ana kamerasını S3. Nesilde kullanabilir. Ki böyle bir senaryoda dahi diyafram açıklığı olarak f1.6 gibi piyasanın en iyi diyafram açıklıklarından birine ve 4K 60 FPS'de dahi OIS desteğiyle videolar çekebilen, bunun yanında 4K 30 karede de Dolby Vision HDR video kaydı imkanı sunan bir kamera bizlere sunulacak. Yani Apple S3'ü iPhone 12 kamerasıyla getirse bile her halükarda avantajımız olacak diyebilirim. Hem önceki iPhone SE modeline göre hem de günümüz için hala yeterli bir kamera bizlere sunulacak. Şimdi SE'nin ekranından detaylıca bahsetmem gerekirse çok yüksek ihtimalle HD Plus çözünürlüklü 326 ppi piksel yoğunluğuyla Liquid Retina IPS LCD bir panel karşımıza çıkacak. Benim için bu ekranın bir dezavantajı yok. Neden diye soracak olursanız, şu ana kadar pek çok tepe model Android cihaz ve pek çok AMOLED ekrana sahip olan üst düzey görsel deneyim sunan cihaz kullanmama rağmen günlük hayatımda iPhone 11'i kullanmaya devam ediyorum. iPhone 11'in özellikleri de iPhone S3'ün ekranıyla birebir aynı. Yani dostlar iPhone 11'in ekranından da gayet memnunum. Uygulamaları kullanırken veya herhangi bir video bir şeyler izlediğim zaman bu ekran bana kötü bir deneyim sunmuyor. Çünkü burada Apple panel kalitesini üst seviyede tuttuğu için çözünürlük düşük olsa bile bunu dengeleyebiliyor. Yani ekran konusunda bir geliştirme beklemeyin. iPhone 11 bize nasıl bir deneyim sunuyorsa iPhone S3. Nesilde de aynı deneyimi alabileceğiz. Şimdi iPhone S3. Nesille ilgili en önemli konuya, yani fiyatından bir bahsedelim. Önceki nesil iPhone SE modelleri $399'dan satışa sunulmuştu. Ama bu kez 5G teknolojisinin maliyetini de düşündüğüm zaman en az $449, en fazla da $499, yani $500'lık bir fiyatı olacak. Ancak burada Türkiye fiyatını hesaplarken vergi oranlarını ekleyip kesip biçtiğimizde 13.500 TL gibi bir fiyat şu an için karşımıza çıkıyor. Fakat iPhone 13'ün global fiyatı $799. Aynı şekilde alınan vergileri eklediğimizde 21.000 TL'lik bir satış fiyatının olması gerekiyor. Ancak şu an için Apple'ın resmi sitesine baktığımızda 16.200 TL'lik bir satışın ne olduğunu görüyoruz. Yani aslında Apple Türkiye'de kar marjından kısarak cihazlarını satmaya devam ediyor. Yani iPhone 13'te uygulanan politikanın aynısını iPhone S3. Nesil içinde hesapladığımızda 9.000 ile 10.000 TL bandında iPhone S3'ün geleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki hesapladığımız bu senaryoda dolar bu seviyede, yani dolar 13-13.50 bandında kalırsa gerçekleşecek diyebiliriz. Dostlar şimdi de hızlıca bir son değerlendirme yapalım. Birinci senaryoda iPhone 8 kasasında A15 Bionic işlemcili yeni nesil bir iPhone SE'den söz ettik ki bu senaryo ile gelirse çok bir avantajının olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten o kasada o ekran çözünürlüğünde A13 Bionic işlemcisi bile fazlasıyla yeterli geliyor. Eğer ikinci senaryo gerçekleşirse, ki benim en çok ihtimal verdiğim senaryoda bu, XR kasasında A15 Bionic işlemcisi en kötü ihtimalle de iPhone 12 ana kamerasıyla birlikte 9-10 bin TL bandında iPhone 11'in yerine tercih edilebilecek çok daha uzun ömürlü ve daha güncel bir cihaz karşımıza çıkabilir. İkinci senaryomuz gerçekleşirse ülkemizin bu şartlarına dahi pek çok teknoloji sever için heyecan verici bir model olacak. Videoyu bitirmeden önce şunu da belirteyim. iPhone SE 3. nesil modeli kesin olarak gelecek diye bir şey de yok. Çünkü iPhone SE 1. nesil 2016 yılında, iPhone SE'nin 2. nesli ise 2020 yılında çıktı. Yani 4 yıllık bir aradan bahsediyoruz, fakat gelişen teknolojiyle birlikte çeşitliliğinde artması gerekiyor. Apple neler yapacak? Yakın bir zamanda bunu birlikte göreceğiz. Peki sizler iPhone SE 3. nesil hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangi senaryo gerçekleşirse daha mantıklı olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ve beni desteklemek için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.